Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte oyuna yeni geldik. Yoldaşı yeni gelecek olan yükseltilebilir Scarlet'i ve birkaç tane Royal Pass ödüllerini göstereceğim bu videoda. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Videomuza birer like atarak destek olabilirsiniz. Eğer ki hala abone değilseniz de abone olup bildirim açacakta daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. O zaman hızlı bir şekilde oyuna yeni gelecek olan bütün her şeyi sizlere göstereyim. Trailerımız böyle Scarlet'in oluşan parçalarından başlıyor. İşte bir tane böyle elmas gibi bir şey var. Bunu takınca Scarlet gücünü alıyor, çalışıyor falan filan, böyle bir şey yapmışlar. Yani değişik bir Scarlet deseni. Bana göre Scarlet deseni bu arada bir tık kaliteli duruyor ve aha da yeni yoldaşımız bu. Oyuna gelecek bir derseniz hemen birazdan sizlere oyun içi görüntülerini de göstereceğim. Hani Scarlet'imiz bu şekilde olacak ve böyle hani ölme mesajı falan Scarlet'in bu şekilde, bir tane de arkada koşan yoldaşımız var. Yani bu da oyuna yeni gelecek yoldaş. İsmini de birazdan söyleyeceğim, şu anda unuttum. İsmi Poro. Yani yeni yoldaşın ismi Poro. Bilmiyorum bu ismi yapmak için ne kadar düşünmüşler ama hani Poro diye bir yeni bir yoldaş gelecek. Böyle iki tane boynuzu var. Değişik bir yoldaş. Yani bu hangi hayvana giriyor açıkçası bilmiyorum. Karakter yanımızda böyle duruyor ve ra diye bağırıyor. Ra. Ve ayın kaçı da gelecek bu arada şu anlık bilmiyorum ama eğer ki öğrenirsem sizlere onu paylaşırım. Böyle ra diye bağıran bir tane yoldaş abi. Evet, çok mantıklı. Yoldaşın görünümü işte böyle bir şeyler, Poro diye bir ra diye bağıran değişik bir tane yoldaş, yani bu kadar. Daha sonra bilmeyenler varsa diye söyleyeyim, premium sandık, klasik sandık falan filan artık onların kuponu değişecek ve böyle bir görünüme sahip olacak, haberiniz olsun. İşte malzeme falan böyle olacak artık. Bu da işte premium sandığın bir değişiği. Yani bunlara böyle değişiklik gibi bir şeyler yapıyorlar. Ortası birazcık karışık, tam olarak ben de bilmiyorum ama hani olay şöyle söyleyeyim, artık sandık kupon parçacıkları bu görünüme geçecek. Biri full, biri tek parça. Hani ya yani değişik bir şey yapıyorlar. Daha sonra bir tane 300 UC'li klasik sandık kuponumuz var. Bunun diğerleri de var mı derseniz tabii ki de var. Daha sonrasında ise oyunumuza yeni gelecek olan bir Anna karakteri var. Anna karakterini sizlere şu şekilde göstereyim. Burada bu sol tarafta gözüken karakteri PUBG Mobile oyuna getirmeye karar vermiş ve yeni güncellemeyle birlikte artık bu karakter oyuna gelecek. Daha sonrasında ise oyuna yeni modlar gelecek. Bunun da zaten ben videosunu çektim. Yarın bir kanalımda paylaşacağım. İsteyenler hani yarın gelip bunu da izleyebilirler. İki tane değişik mod yapmışlar. Biri çok saçma değişik, biri de ayrı bir değişik ismiyle nitelendirebiliriz, yani öyle diyeyim size. Şimdi ilk önce sizlere M5'in avatarını göstermek istiyorum. M5'te böyle bir tane setçiğimiz olacak. Bunun avatarını bu şekilde tasarlamışlar. Yani 100 level olduğumuzda böyle kafası olan bir setimiz olacak. Biliyorsunuz ki geçenki videomda birazcık yeni gelecek popülerlikleri göstermiştim. Onların yanına birazcık daha eklenecek. Böyle bir tane pembe uçak gelecek ve bu 2000 olacak. Daha sonra 200'lük bir tane daha gelecek. Daha sonra bir tane böyle yakışıklı bir şey mi diyeyim, öyle bir şey var. Ondan sonra bu var. Bunlar LoL'in karakterleri sanırım büyük ihtimalle. Yeah diyen mesela 200 popülerlik. Ondan sonra yeni gelecek olan yoldaşın popülerliği falan filan. Bayağı bir şeyler oyuna getirecekler yani. Daha sonrasında kamerayı biraz yukarı koydum görmeniz için, yeni ölüm mesajlı bir zırh gelecek yeni sezonla birlikte ve böyle değişik, bence birazcık dandik duruyor diğerlerine oranla diyebilirim. Hani bunun bir buz efektini vermişler ama hani bir kanlı kuzgun falan bence etmez. Akuman falan daha güzel gözüküyordu. Şahsi düşüncem bu. Almak isteyen olursa bu da 6 levele kadar yükselecek. Bunun paraları da bu şekilde olacak. İsteyenler alabilir. Tamamen şey böyle buz modu gibi olacak. Ondan sonra yeni sezonda gene bir tane yükseltilebilir zırh geliyor. Her sezon araba zırh, araba zırh, araba zırh, böyle gidiyoruz. Daha sonrasında tekrardan Anna karakterine gelmemiz gerekirse level ödüllerini de sizlere şu şekilde göstermek istiyorum. Mesela level 3'e getirdiğinizde 50 tane karakter kuponu verecek. 7'ye geldiğinizde 100 tane verecek ve bence karakter kuponu vermesi daha güzel olmuş. 10 levelde de bir tane Anna emojimiz var. Peki emoji nasıl duruyor derseniz onları da sizlere hepsini göstereyim. Mesela karakterin birinci emojisi bu şekilde olacak. Daha sonra bir tane böyle duran bir emojimiz olacak. Böyle baya baya yani karakter emojileri gelecek. 3 tane emoji var. Daha sonra bir tane böyle bir emojimiz var. Böyle elinde silah var. Daha sonra kırmızı değerli bir tane böyle emojimiz var. Elinde top var. Bunlarla işte bir şeyler yapacak böyle. Daha sonra böyle Strange Wave diye bir tane var. Daha sonra Ordinary Airplane diye bir şey var. Tabii benim İngilizcem gene bitti. Icy Drink diye bir tane daha var.
Daha sonra Ice Victory diye bir şey var. Değişik değişik baya baya şeylerden var. Daha sonra Quick Freeze var. Daha sonra Burst of Ice var. Çok fazla emoji var ama bazılarının işte şu anlık görselleri yok. Oyuna bunlar gelecek anlık karakteriyle birlikte. Hani bu karakterin sanını açığında emoji çıkıyor ya. Ya da işte parçacıklarla alıyorsunuz ya. Bunlar onlar. Daha sonra yeni gelecek olan yükseltilebilir Scarlet desenimizi sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum. İlk leveldeki çıkarttığınızda böyle bir hale gelecek. Daha sonra kill efektimiz bence baya baya açıkçası kill efekti güzel olmuş diye düşünüyorum. Böyle içinden bir RGB'lik çıkıyor hani. Birazcık sanki bu yeni M4 getirmişlerdi ya. Ondan çalmışlar gibi. Ölüm mesajımız bu şekilde gözüküyor. Ben pek fazla ölüm mesajını beğenmedim. Orta seviye diyebilirim ölüm mesajına. Yani orta seviye. Böyle gözüksün dersen olabilir diye söyleyebilirim. Daha sonra böyle yanında bir tane anahtarlık var. 5 level yaptığınızda daha sonra final görünümü baya baya güzel duruyor. Yani bence baya baya cidden güzel duruyor. Acaba yakında bu Scarlet falan gelir mi ki? Hani Buz M4'ten sonra Buz AK'ye getirmişlerdi ya. Acaba onu da yaparlar mı? Hani görünümleri bu şekilde bence güzel bir Scarlet olmuş. Ama ölüm mesajı bir tık daha güzel yapsardı daha güzel olabilirmiş diye düşünüyorum. Açıkçası şahsi düşüncem bu şekilde. Scope'larda aynı şekilde şeyler var. Acaba bir gün Buz M4'ü de buraya gelip özelleştirebileceğiz mi? Çünkü Buz M4'ü çıkartıyoruz ama işte uzatılmış vesaire vesaire onlar takamıyoruz. Hani bence onları da şey yapabilirsek güzel olur. Çünkü mesela Buz M4'ü uzatılmış takıyorsun abi siyah duruyor. Hani mesela o da Buz M4'ün rengine dursa bence güzel olabilir diye düşünüyorum. Yani Scarlet'in parçaları da bu şekilde. Kim ne isterse alabilir. Büyük ihtimalle 1500 UC'lik alan olursa alır diye düşünüyorum. Ama bence şahsi düşüncem birazcık burası pahalı. Çünkü mesela bir uzatılmış şu anda 5 Royal Pass değerinde. Hani yani 5 kişiye Royal Pass vermek daha mantıklı olabilir bir tane uzatılmış yerine. Tabii çok UC'm varsa orası ayrı. Daha sonra sandığımızda geldiğimizde ise sandık böyle gözüküyor. Şöyle tekrardan sizlere göstereyim. Hani böyle bir sandığımız var. Sandık da güzel olmuş diyebilirim. Daha sonra bir tane yeni bir yükseltilebilir Uzi desenimiz gelecek. Uzi deseninin mesajı ise şöyle gözüküyor. Bunu da sizlere göstereyim. Ama böyle pek belli değil abi. Varım da yokum da diyen bir Uzi şeyi diyebilirim size. Yani böyle ölüm mesajı ama ölüm mesajı çok fazla belli değil. Şahsi düşünce bu. Daha sonrasında bir tane de SKS desenimiz var. SKS desenimizin emojisi de bu şekilde. Genelde bunu açan olursa niye açar? Materyal çıkartmak için falan olur. Hani gelip de SKS Uzi'yi pek fazla yükselteceklerini sanmıyorum. Çünkü o kadar güzel ölüm mesajları yok. Daha sonra bir tane M249 deseni gelecek. M249 deseni güzel olmuş ama bak onu söyleyebilirim. Bence bu güzel olmuş abi. Gider bu güzel ya. Şeye korlar. 200'lüğe falan korlar. Yani bence güzel olmuş. Bence evet bence. Videoda çok fazla bence kelimesi geçiyordu. Daha sonrasında M5'in Royal Pass sandığına ise bu işte buzlu arabayı vesaire tekrardan PUBG Mobile getirecek. M6'nın sandığında geçen günlerle paylaşmıştım. Hani böyle bir şeyler bu arabanın da herhalde artık değeri kalmayacak. Eskiden buz Jeep dedin ki tamam da hani de şimdi gene tekrar çıkartma şanssız olacak. Bence şahsi düşüncem yine söylüyorum. PUBG Mobile lütfen eski şeyleri tekrar getirme ki yani eskiden çıkartanların bir değeri olsun diye düşünüyorum. Yani çünkü hani öyle bir anlamı olmuyor. Ve bu videolukta benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG videoda görüşmek üzere. Kaçıyorum. Bye bye.